Mehmet Yılmaz T24. YSK verilmemiş bir yetkiyi kullanamaz. AKP çevrelerinde konuşulanlara bakılırsa şu anda Erdoğan yönetiminin en önemli meselesi seçimleri erteletebilmek. Depremin yol açtığı can kaybı, ağır maddi hasar, evsiz, işsiz kalan yüz binlerce insan umurlarında değil. Tek dertleri var, ne yapıp edip iktidarda kalabilmek ve bunun için şimdi depremden kaynaklanan büyük felaketi kullanmak telaşı içindeler. Depremden önceki ciddi kamuoyu araştırmaların Erdoğan'ın bu seçimi kazanabilmesi için şapkasından çok tavşan çıkarması gerektiğini gösteriyordu. Erdoğan'a asla oy vermem diyen ciddi bir blok oy vardı. %60 ile 62 arasında. Ve bu durum Erdoğan'ın seçimi kazanabilmesinin mümkün olamayacağını da gösteriyordu. Deprem sonrasında iktidarın gösterdiği beceriksizlik, iktidarın tayin ettiği memurların yönetimindeki bütün kurumların müdahale ve yardımda gecikmeler yaşanmasındaki rolü gibi nedenlerle bu tablo daha da keskinleşmiş bulunuyor. Ve öyle anlaşılıyor ki Erdoğan bu durumdan çıkışın yolunu seçimi ertelemek, o ertelemeyle kazanılacak bir yıllık süre içinde de devletin bütün olanaklarını seçimi kazanacak adımlara yöneltmek olarak görüyor. Seçimin ertelenmesi işinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılabilmesinin mümkün olamayacağını biraz hukuk okumuş herkes görebiliyor. Anayasanın 78. maddesi seçimlerin ertelenebilmesi için bir tek yol öngörüyor, meclisin savaş ilan etmiş olması ve bu durumda bile seçim ancak bir yıl süreyle ertelenebiliyor. Bunun anayasaya niye konduğu da belli. Bugünkü iktidar gibi bir iktidar, meclisteki çoğunluğuna dayanarak seçimlerin yapılmasını keyfi bir şekilde erteleyemesin. Sızan haberlere bakılırsa bu işin meclise yapılamayacağını gören AKP'li hukukçular, Yüksek Seçim Kurulu'nu bu işe alet etmek peşindeler. Seçim süreci başlayınca YSK, deprem bölgesinde seçimi gerçekleştirecek imkanlardan yoksunuz, seçimi şu tarihe erteliyoruz diyecek ve seçim ertelenecekmiş. YSK kanununun 6. maddesi kurulun görev ve yetkilerini birer birer yazmış. Bunların içinde gerekli koşullar sağlanamazsa seçimi ertelemek diye bir yetki yok. Olmayan bir yetkiyi kullanarak seçimleri ertelemek bu kurumun anayasayı herkesin gözünün önünde çiğnemesinden başka bir anlama gelmez. Mecliste bile verilmeyen afet halinde seçimi erteleme yetkisinin YSK tarafından kullanılması anayasal düzene karşı darbe yapmak anlamına gelir. Seçmen kütüklerinin deprem bölgesinde güncellenip uygulanması için de yeteri kadar zaman var. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nün adres kayıt sisteminden alınan seçmen niteliğini taşıyan Türkiye'de yerleşik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kayıtların seçmen kütüğüne dönüştürülmesi işlemi zaten düzenli olarak yapılıyor. Deprem bölgesindeki kayıplar ve adres değiştirmeler nedeniyle Seçmen kütüklerinin güncellenmesi de önümüzdeki süre içinde mümkün. Kütüğün askıya çıkarılmasının ardından vatandaşların ve siyasi partilerin bu listelerin güncelliğini denetleyebilmeleri de mümkün. Onun için deprem büyüklüğü ne olursa olsun seçimin ertelenmesi için yeterli bir gerekçe değil. Hem anayasal olarak geçerli değil hem de YSK'nın görevimi yapamayacak durumdayım seçimi erteleyeceğim demesi mümkün olmayacağı için mümkün değil. Erdoğan yönetiminin anayasayla ilgili tutumunu biliyoruz ve buna YSK'yı alet etmek isteyebilmesi de mümkün. Böyle düşünmüyor olsalardı YSK marifetiyle seçimi erteletmek gibi konuları akıllarına bile getirmezlerdi. Ben hem AKP yöneticilerini hem de YSK üyelerini bir kez daha uyarayım. Meclisin ve Cumhurbaşkanının görev süreleri 18 Haziran'da dolmuş olacak. Bunu yok saymak, milletin iradesine karşı darbe yapmak ve gerçekleştirmek için harekete geçmek demek. YSK bu darbenin aparatçığı olmayacaktır diye düşünüyorum. Anayasal düzene karşı darbe suçunun cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapis olduğunu, aradan yıllar geçse bile bunun sebebinin sorulacağını, zaman aşımı olamayacağını herkesin aklında tutmasından yararı var. İki hafta izin. Yarından itibaren iki hafta süreyle yazı yazmayacağım. 1 Mart 2023 çarşamba günü T24'te bu köşede yeniden buluşacağız. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.